Rekord diyorum, evet. El cümletül ismiyetu el mübdede vel haber. Yani isim cümlesi, mübdede ve haber konusunu işleyeceğiz. Evet, el cümletül ismiyetu isim cümlesi. Şurada bir şey var mıydı? Ha, burada müfret, müsenna ve mücemmüzekker salim, cemmennes salim, cemmü gayrı akil. Görüyor muyuz arkadaşlar? Burada bir sürü cümle tarzlarının evet, şuradan tekst yani. Evet, buradan başlayalım. Müfret mesela, müfret isim cümlesi. Et dersu mefhumu ne demek? Ders anlaşılır. Anlaşılırdır. Ders anlaşılmaktadır. Et dersu mefhumu. Benim ekranı görüyor musunuz? Neyse. Et dersu mefhumun, ders anlaşılmıştır. El camiatu ba'idetun, üniversite uzaktır diyor. Heh, tamam. Sadece görüntüyü kapattım. Bundan sonra görüntüyü açmayacağım. Zaten belli. Yer nereye, yani çok yer kaplıyor. Sağa koy, sola koy. Ayağımı kaçırıyor. Et dersu mefhumun, ders anlaşılmıştır. El camiatu ba'idetun, üniversite uzaktır. El camiatu ba'idetun, üniversite uzaktır. Bakın, müzekkere müzekker, müennese müennes, tekile tekil, tekile tekil. Bakın, müfret müfret. Müzekkerlik müenneslik ve müfret müennes. Yani sayı açısından ve müzekkerlik müenneslik açısından uyum geliyor bakın. Müsenna, el validani sagirani. İki küçük, iki çocuk küçüktür. Elveledani, pardon. Elveledani sagirani. Elbintani zekiyetani. İki kız zekidir. Bakın. Müptedalar, haberler. Bakın. Bunlar müpteda. Bunlar da haber. Öyle diyeceğiz yani, müpteda diyeceğiz. Diyoruz da zaten değil mi biz, yani epeyden beri. Yani siz bunu ilk defa duymuyorsunuz. Yani sırf bu dersi anlarken anlamanız daha kolay olsun diye. Yani önceden anlatmamın sebebi o. Dersin asıl konusu geldiğinde iyice özümsemek yani. Defalarca duymak o şeyi. Yani yeniden yani... Az bir bölüm veriyorum, bu matematik eğitimi de böyle yani, az biraz verilir, onun üstünde biraz daha konulur, onun üstünde biraz daha konulur. %5'i anlatılır, aradan bir ay geçer, %10'u bir daha anlatılır. Bakın aynı konu anlatılır ve üzerine bir şey daha eklenerek anlatılır. Hemen daha ilkokul 5 öğrencisine integral anlatılmaz mesela. Katlanarak gider yani, kalp topu gibi böyle büyüye gider yani, büyüyerek gider. Cem-i Zekker Salim. El Müslimune abidune. Müslümanlar ibadet etmektedirler. El ummanu neşitune. Yani işçiler çalışkandırlar. İşçiler nedir? Çalışkandırlar. Bakın. El umman çoğul neşitun. Bakın. Cem-i Zekker Salim olmuyor gerçi. Bu Cem-i Teksir oluyor. Bu Cem-i Teksir. Yani kırk çoğul. Diğer üç kelime mesela müpteda haber merfudur değil mi? Biraz sonra müpteda haberin merfuluğundan bahsedecek. Müpteda haberin merfuluğunu nasıl ölçüyorduk? Bir kelime nasıl müpteda olabilir? İlk halde gelmesiyle müpteda olabilir. Yani merfu olmasıyla müpteda olabilir. Biz bir kelime... Yani nereden bileyim bunun öz olduğunu? Neresinde yazıyorum? Bunun bir göstergesi var. Tabii.
Mesela tekil kelimeler eğer damla olursa müpteda olabilir. İkil işte cemi kırık çoğullar, onlar gibi. Eğer damla olursa ne olabilirler? Merfu olabilirler. Yani bu böyle. Sonra ikiller elifle, cemzeker salimler vavla. Bakın cemzeker salim olduğu için vav ile merfu diyoruz. Değil mi? Geçen derste, geçen haftanın konusu. İsimlerde irab alametleri diye bir konu gördünüz siz geçen hafta. Zannedersen. Zaten ilk hafta anlattığım şey, ilk derslerden yazmaya çalışıyorum ben size bunu. İşte her derste diyoruz müpteda merfudur, şey fail merfudur, naib-i fail söz özne merfudur, müpteda merfudur, haber merfudur. Daha inne merfu diyeceğiz, kâme merfu diyeceğiz, daha diyeceğiz yani ilerleyeceğiz ondan. İşte bakıyorsunuz, hakikaten tekil kelimeler damme ile merfu. Bu damme ile merfu. Değil mi? Müpteda bu neyle merfu? Elif ile merfu. Bu neyle merfu? Elif ile merfu. Yani bu bizim Türkçe'de nasıl bir kelime yalın halde gelirse ben onun özne olduğunu anlıyorsam, ne bileyim i haline gelirse belirtmesi olduğunu anlıyorsam, Arapça'da da merfu halde gelirse ben onun özne olduğunu anlıyorum. Bu şeyler Almanca'da da var yani. Başka dillerde de var yani. Bir kelimenin özne olduğunu gösteren. Yani Almanca'da mesela baştaki artikel değişiyor. Neydi o? El takısı gibi var ya. D gibi. Yani başka diller daha farklı. Yani her bir dilin kendine göre işte öznesini, tümleçini, bilmemesini gösteren göstergeleri oluyor. Arapçanda böyle. Türkçenin işte 4-5-6 tane hali var değil mi? Yalın hali, E hali, İ hali, D hali, D hali, bir de İ'lik hali. Bunlardan biz ne yapıyoruz? Öyle daymış oluyoruz. Hatta şunu da yazalım. Bu damme ile merfu değil mi? Müpteda damme ile merfu. Sen şöyle git. Haber. Bu da damme ile merfu. Yani bunları bilmek o kadar şey kazandıracak ki size. Evet. El müslimune abidun derken şimdi şurada bir değişiklik yok. Müpteda burada damme ile merfu. Niye? El umme kırık çoğullar. Kırık çoğullar damme ile merfu oluyor değil mi? Öyle miydi? Bakalım öyle miymiş? Kırık çoğullar damme ile merfu oluyor. Tamam. Ama buna geleceğiz. Heh, burada müpteda ne olacak? Vav ile merfu. Çünkü cem müzekker salim. Hatta şöyle daha uzun yazılıyor bu. Cem müzekker salim olduğu için vav ile merfu. Hatta böyle sebep de bilmek gerekiyor. Öyle yani. Cem müzekker salim olduğu için böyle beşe düşürsek ikisi var. Şöyle diyelim. Müpteda nedir? Haber. Cem müzekker salim olduğu için vav ile merfu. Bu ne? Bu da aynı. Cem müzekker salim olduğu için vav ile merfu. Yani bu teknolojik şeylerin o kadar faydası var ki yani bunlar olmasa belki iki senede birkaç senede anlaşılabilecek mevzu göre göre yani mesela ben hatırlıyorum ne kadar zorlandığımı. Yani zannedersem daha kolay anlaşılıyor. Çünkü görüyorsun, Türkçesini görüyorsun. Yani Türkçesini yazmayı belki siz her seferinde yazmamı belki garipsiyorsunuz ama
Öyle değil yani. Türkçesini yazmamın faydası, siz bunu gece gündüz çalışırken her zaman video seyredemezsiniz. Öyle bir vaktiniz var mı sizin? Var mı? Sizin 10 tane dersiniz var. Binlerce saatlik video seyretme fırsatınız yok sizin. Ben biliyorum. Buna ne internetiniz yeter? Ne? Bunu ne yapacaksınız? Siz ekran görüntüsünü alacaksınız ya. Yurttan gelirken böyle bakacaksınız buna. Amacı o. Yani istediğiniz yere çalışabilirsiniz diye. Evet. Gelelim şuraya. Bu da aynı bak. Cem ve Enes halinde nasıl müptela haber oluyor? Nasıl damer oluyor? Elif T değil. Damer. Bak orada yazıyor. Tam meydanlar. Asli bakın asli. Asliler görüyor musunuz? Fer'iler bunlar. Bunlar fer'i. Damme ile merfu olması dedik. Fetha ile mansu, damme ile merfu, fetha ile mansu keser mecrur olması asli gelileri fer'i demiştik. Bakın, aslilerde herhangi bir gerekçe belirtmiyorsunuz. Bakın, ama fer'i diye yazdığıma bakın. Hep şöyle olduğu için şöyle olmuş. Böyle olduğu için böyle olmuş. Fark ettiniz mi? Hep bir gerekçe. Niye damme ile olmadı? Elif ile merfu oldu. Niye elif ile merfu oldu? Çünkü iki, tekil değil. Gibi. Evet. Bu iki kelime de damme ile merfu. Aynı şekilde bunlar da öyle. Bunlarda da bir değişiklik yok. Yani niye? Mesela el mesacit kelimesi diyor. Mescitler ki çoktur diyor. Değil mi? El mesacit kesiratun. Anlamlarını söylemiyorum. Zaten altta yazıyor. Haber de merfu. Damme ile merfu. Peki mesacit kelimesi çoğul değil mi? Mescitler çoktur. Çoğul değil mi? Peki niye bu tekil gelmiş? Kesiratun diye. Hani fiil nerede? Hani fiil ne? Başta fiil mi? Hayır, baştaki. Hani nerede başta? Şöyle. Ay. Mesacit. Mescit diye bir fiil var mı? Mescitmek diye bir fiil var mı? Fiil değil ki ya. Tamam isim. Bak burada es-sadikatu muhlisatun mesela. Nerede o? Arkadaşlar samimidirler. Et-talibatu hadiratun. Öğrenciler gelmiştirler. Mevcuttur. Tamam. Burayı anladık da. Bunlar mesacit ve medaris kelimesi. Haberler niye müfredin olması geldi? Şöyle bir şey duydunuz mu hiç? Gayraki varlıkların çoğuları müfred mühendis kabul edilir. O yüzden bunlar haberlerde müfred mühendis gelir. Tamam. Bunu biraz sonra kural olarak yazacağız. Şimdilik geçiyoruz. Fotoğraf alacak mısınız? Hatta ben de çekeyim sonradan. Paylaşabilirim. Ben bütün gruplara atarım. Size tamam. Hazır tercüme edilmiş hali de var. El cümletü ismiyet. İsim cümlesi. Neymiş? Hiye cümletün. Bir isimdir. Bakın. İsim cümlesi neymiş? Bir isimdir. Nasıl bir isimdir? Bakın sıfatı geliyor. Arkadaşlar. İşte şöyle şöyle elleti görüyor muyuz elleti?
Şuradaki elleti'yi görüyor musunuz? Bu elleti'den sonra gelenleri, elledi'den sonra gelen kelimeleri ne yapıyorsunuz? İsmüllezi, ismülleti gibi, elledi ve elleti gibi ismi usulünden sonra gelen kelimelerin cümleleri sıfat fiil olarak değerlendireceksiniz. Yani şöyle diyelim. İsim cümlesi isimle başlayan ve tetekevven min mübdeleyin ve haberi, mübdeda ve haberden oluşan, öyle diyelim. Neyse arada bir şey girmiş. Ve yetekevven min mübdeleyin ve haberi ve mübdeda ve haberden oluşur diyor. İsimle başlayan cümledir. Mübdedandan, mübdeda ve haberden oluşur. İsimle başlayan diyoruz. Bakın başlayan. Siz duydunuz mu hiç? An, asır, mez, ar, dik, ecekmiş. Ha? Değil mi? Sıfat bir. Bakın başlayan diyoruz. Bakın şöyle bir ok götürebiliriz. Görüyor musun? İsimle başlayan bir cümledir. Ve tetekevvün min mübdeleyin ve haberi ve mübdeda ve haberden oluşur. Şurada arkadaşlar şey olmasaydı virgül ve mübdeda ve haberden oluşan bir cümledir diyecektim. Ama virgül olunca cümleyi ikiye bölmüş ona kadar. Arapçada arkadaşlar gördüğünüz virgülleri virgül olarak görmeyin. Arapçada virgül bir nokta gibi bir şey. Nokta gibi bir şey. Yani Arapçada virgülsiz vav harfi, vav olarak diyorum, vav. Mesela Ali, Ahmet ve Yusuf geldi, değil mi? Şöyle deriz. Ce'e Aliyun ve Ahmedu ve Yusuf. Hepsinin arasına ve 50 kişi olsa arasına ve yapılır. Ama virgülü de yapılır. Yani cümlenin anlamı bitiyor ama anlatmak istediği dağıtım bitmiyor. Bakın. Sanki ikinci bir şey devam ediyor gibi. Yani cümleyi artık o virgül girince artık tam bir nokta değil. Türkçedeki tam bir nokta değil. Yarım nokta değiliz. Yarım nokta. Öyle bir şey. Nokta, iki nokta farklı. İki nokta demek bir şey konuşmaya devam ediyor demek. Yani yani paragrafta anlatmak istediği anlam daha tam bitmedi. Cümle bitti ama genel olarak anlatmak istediği bitmedi demek. Asıl anlatmak istediği bittiği zaman noktayı buraya koyuyor. Gördünüz mü? Bu yarım nokta diyebilirsiniz. Buna tam nokta diyebiliriz. Biz Türkçe olarak tercüme edince ne yapıyoruz? İkisine nokta koyuyoruz bakın. Tamam. Yani bizim Türkçe'de olmayan bir şey. Siz bunu ben söylemezsem anlayamazsınız yani. İlk defa gören birisi bunu anlayamaz. Neyse. El mübdede'u mübdeda huve ismin. Bir isimdir. Nasıl bir isimdir? Marife bir isimdir. Nasıl marife bir isimdir? Yaka'u bulunan, gelen, mevcut olan bir isimdir. Nerede mevcut olan? Fi evvelin cümleti. Cümlenin başına gelen, başında bulunan. Galiben. Galiben ne demek? Galiba demek. Türkçe gelen galiba bu. Evet. Galiba herhalde. Yani genelde bakın. Türkçe anlamı neymiş? Genelde. Galiben. Türkçe galiba diye girmiş. Evet. Ve yetekevvenu pardon yekunu isme alemin mübdeda ne olabilirmiş? Özel isim olabilirmiş. Es-Saidu Talibun Saidun Talibun Said bir öğrencidir gibi olduğu gibi. Veyahut da eliflam ile marife yapılmış isim olabilir. İsmen muarrafen bi eliflam. Muarrafen ne demek? Muarrafen neymiş? Marife yapılmış demek. Neyle marife yapılmış? Bir el.
Elif lam ile marife yapılmış isim olabilir. Ne? Mübteda. Bakın zaten mübteda bir özel isim olurmuş. İki, elif lam ile marife yapılmış isim olabilirmiş. Üç, isme işaretin veyahut da işaret ismi olabilir. Herhalde üstadım, bu bir hocadır. Veyahut da munfasıl, dört nerede? Ha, bunu ben eklemişim. Munfasıl ayrı merfu zamir olabilir. Ene, nahnu gibi, entim gibi. Entim tarih. Sen bir öğrensin, bak bu cümle bu. Müptela ol. Tamam. Munfasıl ayrı zamir müptela olabilir. Bunu unut, bakın zaten bak bu müptela, görüyor musun bu? Aha, çok uzağa gitmeye gerek yok. Hiye el cümlet. O bir cümledir. Bitti bak. Bu gördüğünüz müptela. Yani şu hiye müptela. Zamir değil mi? İşte. Munfasıl ayrı zamir. Geçtik. İsmi işaretlerin ayrı konusu var. O ayrıca gelecek. Haber ne olurmuş bakalım. El haberu, haber, ismin nekiratun, nekra bir isimdir. Genelde nekra bir isimdir. Nasıl bir nekra isimdir? Yuhberu bihi, kendisiyle haber verilen bir isimdir. Kendisiyle bilgi verilen, kendisi hakkında bir hüküm, bir yargı bildirilen. Ne hakkında yargı bildiriliyor? Anil mübdede, yani mübdede ile ilgili bir yargı ifadesi ile biten bir isim, nekra bir isimdir. Niçin? Li yutimme ma'nel cümleti, yani cümlenin manasını tamam etmek için, tamamlamak için. Etemme yutimme, itmam tamam buradan gelir. Hani Türkçe'ye girmiş, aynen tamam diye girmiş. Cümlenin manasını tamamlamak için mübteda hakkında haber verilen ya da bilgi verilen ya da mübteda hakkında bir yargı ifade eden nekra bir isimdir. Yüklem nedir? Yargı bildiriyor değil mi yüklem? Evet, bir yargı bildiriyoruz yüklemle. Zaten yazmışım yüklemle. Evet, ye'ti mübtede'u vel haberu, mübteda ve haber gelir. Nasıl gelir? Merfu ayni, merfu olarak gelir. Daima, mübteda haber. Daima ne olarak gelir? Merfu olarak gelir. Alametu raf'ihi, merfuluk alameti. Bu iki kelimenin, raf'ihime, bu iki kelimenin merfuluk alameti şunlardır. Bir, fil müfredi ve cemle salim ve cemle teksir ettammetu. Tekil müfred. Kırık kuralsız çoğullarda ve cemle salimlerde merfuluk alameti neymiş arkadaşlar? Merfuluk alameti, işareti, göstergesi neymiş? Dammedir. Tamam. Nasıl? Bakın. Tekil, kuralsız çoğullar ve cemvenle salimlerde. Bakın asli olarak damme ile merfum. Ama fil müsenna elifin. Müsenna da ikillerde neymiş? Eliftir demiş. Fi cem'in müzekker, fi cem'in müzekker salimi el vavu. Cem müzekker salimlerde vav'dır. İkillerde eliftir. Cem müzekker salimlerde nedir? Vav'dır. Evet, yutabiku uyar. Uyan ne? Bakın. Hani bir tane televizyon programı vardı. 5K değil mi? Kim, ne, niçin, ne zaman, nasıl? Siz yüklenebileceksiniz. Yükleme sorular soracaksınız. Fiille başlıyorsa cümle, o fiil de zaten fiilde yüklem oluyor ya. Kim yaptı? Ya da ne yaptı? Ne? Yutabı uyar. Uyan kim? Ya da uyan ne? Eğer insansa uyan kim dersiniz?
Veyahut da insan değilse mesela haber bitti daha yukarı demiyor. Ne uyan? Uyan şey ne? El haber. Haber neye uyan? El mübtede'e. Mübtede'e uyan. Nerede uyan? Fi tedbikir ve te'nifi. Yani müzekkerlik ve mühendislikte uyar diyor. Mübteda, haber mübtedaya uyar diyor. Ve fil vel ifradi ve tesniyeti vel cem'i. Müzekkerlik ve mühendislikte bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Bak buradaki virgül de noktalı virgül anlamına geliyor. Gördük mü? Buradaki anlamı o öyle oldu. Yukarıda neredeydi o? Burada mı? Ha, şurada mesela ayırdık. Ayıramayabilirdik yani bitişik yapabilirdik ama önemli değil yani. Vel ifradi ve tesniyeti vel cem'i. Tekillik, ikilik ve çoğullukta müpteda, haber müptedaya ne demişiz? Uyar demişiz. İfrat ne demek? Fert. Ne demek fert? Şahıs, birey diyor değil mi Türkçesi? Daha son zamanlarda kullanılan kelimesi Türkçesi şey olarak birey diyoruz, fert birey. İfrat da tekillik demek. Tesniye, ikillik, müsenna yapmak yani. Elcem de çoğuluk. İdâkenen yani müptede olur. Müpteda idiyse. Müpteda idiyse. Müpteda ne idiyse? Bunun cümlenin gerisine gitti. Müpteda ise. Ne ise? Cem'a gayri akilin. Eğer gayri akil, akılsız varlıkların çoğulu ise, yani müpteda, fakat ye'ti gelebilir el haberu, haber gelebilir. Müfreden mühendisen galiben, genelde müfred mühendis olarak gelir ve bakın genelde diyorsa demek istisnası vardır. Mesela %90 öyle gelir, %10 istisna olabilir. Nerede ki? Yani şurada o gibi. El medresel dükke bir atıp ketir atın, el medrese tüp kadim atın yine. Hatta şuraya yazalım mı? Evet, bunu ayrı düşünmeyiz. Tamam? Bunu beraber düşüneceğiz. Bu niye müfret vermez ki? Sebep neydi yani? Değil mi? Bu arada nasıl görünüyor? Değişik bir renkte görünüyor. Evet. Galiben değil. Genel olarak. Kat yeti zaten gelebilir demek. Gelir kesin öyle de değil ya. Gelebilir. Kat eğer muzarenin başına gelirse kat gelir değil de genelde gelebilir. Kad yeti ne demekmiş? Ama kad ete dersek eğer mazi fiille geri kullanırsak kesin anlamına gelir. Tamam? Bunun böyle bir anlamda farkı var. El aynı ne yapıyorsun? El aynı müpteda ne yapıyorsun? Haber. Dedik geçtik.
Şu sayfaların fotoğrafını da atayım ben de. Çalışsınlar. Aslında bu sayfaları ben PDF yapsam daha güzel olacak ama maalesef hiç vakit bulamıyorum. Evet. Da koy, da'yı koy. Sahih ev hata. Doğru veya yanlış işareti koy diyor. Binaen ale sıhhati alametin mübdedi'i vel haberi. Yani mübdeda ve haberin merfuluk irab alametinin doğruluğuna göre doğru veya da yanlış işareti koy diyor. Alamet mübdede-i vel haberi. Yani mübdeda ve haberin alametinin sıhhatine göre binaen ala ne demek? E'a göre demek. Bir binaenaleyh. Rahmetli Erbak Süleyman Demirel öyle de binaenaleyh çok meşhurdur yani siz tabii belki duymamışsınızdır bilmiyorum ama E göre, A göre. Evet, devam edelim arkadaşlar. El alimu arifun diyor. Yani mübteda ve haber merfu mudur arkadaşlar? Merfudur değil mi? Şuradaki mübteda ve haberin merfuluk olmasının şartlarından farklı bir şey olursa diyelim tekilse, kırıkçı olsa veyahut da cemmenes salimse damma olacak. Başkası olursa yanlış olur. İkilse ye olursa elif olacak. Çoğulsa vav olacak. Başkası olursa yanlış olur. O demek yani. El alimu arifun diyor. Nahnu müştehidune. Sizde de öyle mi? Şurada bir şey var mı? Kitaplarınıza bakın. Size dine mi yazıyor, düğüne mi yazıyor? Sizde? Sizin 2009 baskısı, sizin 2010 baskısı. Bu da PDF de 2010 baskısı. Evet, siz de 2019 baskısı almışsınız. Yani müştehidûne doğru. Nahnu müştehidûne doğru. Siz ona kestire isimim. Tamam. El nahvu sehrun. El alimu arifun. Öğretmen. Pardon. El alimu. Alim bilgindir. Nereden çıktı öğretmen ya? Nereden yanlış yapalım? El alimu. Arifun. Herhalde muallim diye anladım galiba. Neyse nasıl anladıysam. Orası da ayrı muamma. Alim, arifun bilgindir, bilendir. Bilgindir. Ya da irfan sayılır. Duydunuz mu hiç irfan? Anadolu irfan dedim mesela. İrfan sayılır. Marifet sayılır. Bilgindir yani, bilgindir. Mesela arif kelimesi nedir? Ben sözlük getirdim mi size ya? Ha getirmişim. Neyse buradan açmayayım ama. Şuradan açayım. Artık sözlüğümüz de var. Size sözlük bakmasını da öğreteceğim bundan sonra. Dağarcık sözlüğünü de alın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim yani.
Ben bunu nereden buldum bilmiyorum bu PDF'yi de. Yani tabii ki asla vermeyeceğim size bunu. Satın almanı da aldım çünkü. Reklam da yapmıyorum yani. Serdar Muçoğlu benim ticari ortağım da değil, onu da söyleyeyim. Ama yani adam 20 yıldır, 30 yıldır bir sözüne emek vermiş bir insan yani. Ne dedik? Arif dedik değil mi? Arif kelimesini siz nereden bulacaksınız sözlükten? Ayın neydi fiyat? Ayın Ra ve F kökünden bulacaksınız. Araf dedik. Açalım bakalım. Ayın sonra Ra, sonra bakın F. Bakın buldunuz. İrfan. Derin bilgi. Anadolu irfan dediğimiz bu kelimesi. İrfan. Araf. Marifet. Kabiliyet, maharet, beceri. Tasavvufta marifetullah, Allah'ı tanıma. Allah'ı bilme. Bilge kişi. Marife tabi, marife ne kadar olayı var Arapçadaki, o var. Neydi Arif? Bakın, Arif'i neymiş? Bilen, vakıf, uzman, mütehassıs, usta, şef denilmiş. Nerede bu? Tunus'ta. Tunus Arapçasında bu kelime şef denilmiş. Ben bilmiyorum mesela. Usta denilmiş. Veyahut da bir maruf diyoruz. Arkadaşlar siz bu kelimeye bakıyorsunuz diyorsun. Marif, arif kelimesine bakarken ister istemez mesela tarife, günlük tarife bakın. Bunu görüyorsunuz. Türkçeden geçtiğini, Türkçe geçtiğini görüyorsunuz. Ne bileyim, itiraf kelimesinin buradan geldiğini, tasdik, kabul etmek. Ne bileyim, kelimenin bütün köküyle ister istemez gözünüz bir şekilde tanışıyor yani. Orada bir ne bileyim muhtarız kelimesine gözünüz işte çapraz demekmiş, muharif yatay falan demekmiş. Gözünüz ona takılıyor. Ne bileyim şu sayfalardaki bazı kelimeleri gözünüz takılıyor. Sayfaları çeviriyorsunuz. Kelimelerin hangi harflerle geldiklerini görüyorsunuz. Ne bileyim daha sonra mesela arıka kelimesi terlemek. Yani ırku, kök damar, ırk kelimesi buradan gelir. Irk çırtlıyor ya. Ama da damar demek mesela. Aynı zamanda arak, mesela ter demek. Yani kelimenin yakınlarındaki kelimeleri de görüyorsunuz. O mesela ilk seferde bir onu beyin algılamıyor. Yani. Siz algıladığınız farkında değilsiniz. İlk seferde bakıyorsunuz diyor. Ya ben bu kelimeyi, Arap kelimesi değil ya, ben bunu bir yerden hatırlıyorum ben. Arap kelimesine bakmıştım, Arif kelimesine. Orada gördüğünüzü beyniniz bir şekilde kaydediyor ama bu bir geçici bir bilgi gibi kaydediyor. İkinci defası bu kelimeye baktığınızda artık o sizde bir şey oluyor. Yani o bilindiklikle yani tanıyorsunuz artık yani. Bu iş böyle biraz yani sözlük önemli. Evet. Nahnu müştehidun. Biz çalışkanız diyor. Nahnu müştehidun. 3 dakika kalmış bitmesine. El nahvu sehrun diyor. Nahil kolaydır. El nahvu sehrun. Yanlışlık var mı? Yok. Damme damme değil mi? El riyada te nefidetun. Doğru mu? Yanlış değil mi? Doğrusu ne? Er-riyadatü olacak. Spor faydalıdır. Damla gelecek. Çünkü neden? Mübteda merfudur. Evet. Er-riyadatü müfidetün. Yanlıştır demişiz zaten. El haberu kesirun. Haber çoktur.
A 5 ne doğru? El alimu muhteri muhterem min olur mu? Ne dememiz lazım? Muhteremun dememiz lazım, değil mi? Düzelttik bakalım. Ona da yanlış demişiz. Evet. 2 dakika kaldı. Beraber çözelim, sonra ben hızlı bir tercüme yaparım. İhtel müddede ve haberam el münasvedin cümleti. Cümleye uygun müpteda veya haber seçiniz diyor. İhtel seç, el müddede ve haberam, müpteda veya haber seç. Nasıl müpteda veya haber seç? El münasibde, uygun. Neye uygun din cümleti? Cümlenin gelişine, gidişine uygun. El-nezafetu hangisi olacak? Daruriyetun mu? Daruriyeten mi? Tin mi? Evet, doğru. Temizlik gereklidir. Zaruridir. Duydunuz mu? Zaruri. Türkçe'ye geçmiş bakalım. Es-seferu yolculuk. Mut'aybun, mut'ayben, mut'aybin. Evet. Temizlik gereklidir. Es-seferu yolculuk. Nedir yolculuk? Mut'ayb ne demek? Yorucudur. Öyle değil midir? Yorucudur. El-kezibu ne demek? Yalan demek. El-kezibu yalan. Ne demek? Ne diyeceksiniz? Mezmumen, mezmumen, mezmumin. Hangisi? Niye? Çünkü merfu olması lazım. Yalan yerilmiştir, kınanmıştır. Yani kötülenmiştir gibi anlamlar var. Arkadaşlar, Zoom'daki arkadaşlar 16:20'de başlayacağım. Şimdi namazı kılmaya gideceğim. Kılmadım çünkü. Evet, devam edelim. Müştemi 10. Hangisi olacak? El-astikâ'u, el-astikâ'e, el-astikâ'i. Hangisi? A ya A. A, A. Elif yani.